Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 27. haftada oynanan Gençler Birliği Yılpor Samsun Spor maçının sonucunu Furkan'la beraber özel olarak konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Samsun Spor şampiyonluk yarışında çok kritik bir engeli daha aşarak çok önemli bir 3 puan elde etti. Bir de Ankara Keçiören Gücü'nün kaybetmesiyle ilk 2 sıradaki 2 takım biraz daha makas açmış oldular. Hem Samsun Spor hem de Eyüp Spor. 7 puanlık fark oldu Samsun Spor'un. 2,5 maçlık, 3 maçlık daha doğrusu bir fark yarattılar. En yakın 3. sıradaki Pendik Spor'a karşı önemli bir galibiyetti Samsun Spor adına. Biz klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Ardından da maçın sonucunu konuşalım. Özellikle maçın sonuna doğru ortalık bayağı bir gerildi, karıştı. Hı hı. VAR'dan iptal edilen bir gol var. Ev sahibi ekip cephesi bayağı tepkili. Ev sahibi ekip taraftarlarının Mustafa Dalcı Hoca'ya istifa tezahüratları oldu biliyorsun. Aynen. Statta, hatta sosyal medyada da bu bayağı bir devam etti. Samsun Spor da kritik bir 3 puanla Samsun'a döndü. Hemen bir hatırlatmaları yapalım. Ardından da maçın sonucuna geçelim. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını, videolarımıza da beğeni ve yorum yapmalarını özellikle rica ediyoruz. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Spor Trivela hesaplarından bizleri takip etmeyi unutmayın diyelim. Neler söylersin maçın sonucuyla ilgili? Samsun Spor çok kritik bir 3 puan aldı. Gençler Birliği'nin maçın hemen başında kaçırdığı bir penaltı var 15. dakikada. Dukaara'nın ayağından. Göstere göstere attı oraya bence penaltıyı. İlk yarının sonuna doğru Douglas Tanke, eski Samsun Sporlu Nurullah avladı. Nurullah 1-0 yaptı skoru. Aynen, Nurullah'a da Gençler Birliği taraftarlarından büyük tepki var. İkinci yarıda da iptal edilen bir gol var VAR'dan. Nasıl bir maç oldu sence? Neler söyleyeceksin maçın sonucu için? Şimdi maçla ilgili bazı şeyler geliyordu ya, maçlarla ilgili ona cevap veriyordum. Şimdi öncelikle Samsun Spor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Tabii Samsun ki. Spor tarafındaydık. Beklediğimiz gibi kazandı. Çok zorlansa da şimdi kazanmayabildi. Şimdi sen program açarken dedin ya, başında Keçiören Gücü'nün puan kaybetmesi, puan farkı açıldı. Ben puan farkı yakında gitse hep aynısını söylüyordum. Samsun Spor artık işi bitirdi. Keçiören Gücü orayı tehdit edemez. Sadece puan farkı olarak tehdit eder ama Keçiören Gücü'nün zaten bir yerde kırılacağını söyledik. Doğru. Zaten hafta sonunda gördük. 1-0'dan maçı 3-1 kaybettiler. Samsun Spor'da kazanarak 2'nin dışındaki en yakın rakibi Pendik Spor'a 7 puanlık bir fark atmış oldu ki Pendik Spor'a da içeride maç yapacaklar zaten. 2-0'da yendi bir de ilk maçta. Aynen o öyle. Da avantaj. O yüzden hani Samsun Spor'un zaten ben işi bitirdiğini Sakaryaspor maçından sonra söyledim. Hala da aynı görüşüm devam ediyor. Samsun Spor'u Allah kısmet ederse 2023-24 sezonunda İnşallah. Süper Lig'de izleyip inşallah da konuşacağız. Aynen öyle. Maça baktığımız zaman da Samsun Spor bence çok çok kötü oynadı. Onu söyleyeyim. Futbol olarak çok kötü bir oyun vardı ama kötü oynarken kazanmak da önemliydi. Taraftarların zaten hep yorumları vardı. Sosyal medyada çok kötü bir maç çıkarttık ama kötü oynarken de kazanmak önemliydi dediler. Kesinlikle böyle. Samsun Spor mesela 1. lige çıktığından beri kötü oynarken kazanamıyordu. Büyük maç alamıyordu. Kritik maçları alamıyordu. Bunlara göz önüne aldığımız zaman da Samsun Spor bunların hepsini bu sene olumluya çevirdi. Tabii ki en büyük payda burada Hüseyin Eroğlu Hoca da, özellikle hocayı da tekrardan tebrik ediyorum. Mesela Douglas Tanke çok kötü oynadı. Çok fazla top kaybı yaptı ama mesela. Maçı aldı işte. Ama mesela attığı golde de kalecinin çok büyük hatası oldu. O bir kurtardı biraz. Yani yenilmeyecek gol ama bu da beni şaşırtmıyor. Nurullah'ın böyle yediği birçok gol var. Samsun Spor'dan zaten biliyoruz. Üzerine gelen topları hep yiyordu biliyorsun. Burada da aynısı oldu. Yani öyle tutamayacağı bir top gelmedi. Böyle yaptı. Direkt kaleye. Samsun Spor da aynısını yapıyordu. Hatta bazı maçlarda konuşurduk. Sen diyordun hani yumruktası olmaz mıydı? Chelsea olmaz mıydı dersin. Burada mesela yumruktasa burada top gidecek. Tutmaya çalıştı. Kayar top öyle sert topta. Ya zaten Nurullah'ta şöyle bir sıkıntı var. Nurullah saçlarına verdiği özeni maalesef futboluna vermiyor yani. Aynen. Hani bir Volkan Demirel'de bir sendrom vardı, hatırlıyor musun? Saçlarına uzunken saçları, Schalke ile aynı gruptaydı Fenerbahçe. Topuzkala'da Kuranyi. Ne yaptın Volkan? Bir yantin sürerdi böyle. Aynen. Volkan Demirel. Hani toplara kafa falan bile vurmuyordu kaleden çıkıp. Ben Nurullah'ta da onu görüyorum. Yani hani Nurullah zaten Samsun Spor'dayken maalesef hani takımda kanka olmaması gereken kişilerle kanka olup hani
arası samimi olup kendini aynen yaktı. Yoksa bu sene Samsun Spor'un kalecisi Nurullah'tı. Gol Var'ın katkılarıyla devam ediyor. Açık ve net söyleyelim. İyi oynasaydı. İyi olsaydı. Hem o vardı hem de takımda arasının iyi olmaması gereken isimlerle. Gökhan Alsanlar'la, Caner Arıcılar'la iyi olduğu için de. Gökhan Karadeniz. Nurullah. O otobüs mevzusu vardı ya. Aynen, Nurullah'ın gitme sebebi oldu takımdan. E şimdi Nurullah'ın eline, bak Nurullah Ankara Gücü'ne gitti Süper Lig'e. Aha. Bahadır Angün gördüğü bile kesemedi Gökhan Akkan sakatken. Bahadır oynadı. Bahadır 2. Lig'de Ankara Demir'den Ankara Gücü'ne geldi TFF 1'e. Hiç oynamadı geçen sene. Ona rağmen Süper Lig'de o daha çok oynadı Nurullah'tan. Evet. E şimdi Gençler Birliği'ne Kupa geldi. Kupa maçında bile oynatmadı rahmet maçını Nurullah. Bahadır düşüyor. Oynadı gene. E şimdi bak Gençler Birliği'ne geldi. Eline bir fırsat geçti. Nurullah bunu gene tepiyor. Yani saçına verdiği önemi futboluna vermiyor maalesef kaleciliğine. E Şumski mesela bu maçı alan oyuncu oldu. Mesela Şumski ben sana, oynadı burada. Ben sana mesela bir şey söyledim maçtan sonra. Nurullah'ın 3 senede yapamadığını Şumski 1 senede yapıyor. Doğru, aynen öyle. Yaptı yani. Bir de yapmayı sen sezon başından beri Samsun Spor'un mesela kaleci hakkını, yabancı hakkını kaleciden kullandığı için burada çok eleştiriyordun. Ama ben Şumski'nin... Bu maçı izlerken ne düşündün diye çok merak ettim. Ne diyorsun? Ya şimdi ben bir şey düşünmedim ekstra hani bunun karşılığında. Çünkü niye? Ben zaten Şumski'nin kaleciliğini hiçbir şey söylemedim. Çok iyi bir kaleci dediğimi zaten tabii herkes biliyor. Ben sadece kadrodaki sınırlı yabancı oyuncu olmasından dolayı ben genelde bu hakkımı yerliden yana kullanmam diye. Ben zaten Nurullah'ın geçen sene de söylüyorduk. Ondan önceki sene de söylüyorduk. Nurullah hatta ikincilikteyken söylüyorduk daha öncesinde. Diyorduk ki Nurullah ikincilikte evet iyi oynadı ama grubunda zorlu bir takım yok Manisa dışında. Manisa dışında yok. Hani onu zorlayacak bir takım yok. Nurullah'ın performansını bir birincilikte görelim dedik. Hatta o sene biliyorsun başkan hep açıklama yapıyordu işte Liverpool'a 20 milyon eurolar, 15 milyon eurolar hava düşüşüyordu. Beşiktaş'ın adı geçti aynen. Ya 5 milyon euro en az biz falan. De dedik ki hatta 5 milyon euro veriyorlarsa hemen gönderin tabii dedik. Tabii canım. Şu anda Nurullah'ın yaptığı bir şey yok. Birincilikte bir görelim demiştik. Nurullah zaten ilk senesinde gördük çok kötüydü. Ama ben bu sezon başı şöyle bir şey söylemiştim. Çok iyi yerli kalecilerimiz var. Bizim Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Bazı isimler çok çabuk büyütülüyor. Bazı isimler de hiç görülmüyor mesela. Ya ikincilikte ben milyon tane iyi o kaleci sayarım Nurullah'tan daha iyi. Milyon tane. Türkiye'de kaleci sıkıntısı yok. Türkiye'de forvet sıkıntısı var yerli. İşte bek sıkıntısı sol var. Sol bek var. Çok ciddi maalesef. İşte 6-8 numara noktalarında sıkıntılarımız bizim var. Çok bence çok var. Yurt dışında oynayan oyuncularımız da kapatıyoruz. Var da bence Orkun yine Kökçülerle sıkıntılarımız var. Stoperlerde bence sıkıntılarımız var. Var. Türkiye'de. Yurt dışındakiler iyi oynayanlar ama Türkiye'dekiler bence iyi değil. İyi oyuncular yok. Ama kalede sıkıntıyı zaten kapatıyoruz. Nurullah'la Fuşumski'yi kıyaslıyoruz. İşte maçtan sonra sana söyledim. Hatta ilk yarıda bir pozisyon oldu. Ya Dukar'a vurmuştu ya da Raşallah'a vurmuştu. Raşallah o iyi oynadı. Dur köşeden çıkarttı şimdi. O bu maçta iyi oynadı. Ben sana bir şey söyleyeyim o pozisyonda Nurullah olsa gol yerdi. O topları yani, genelde yedi geçen sene. Benim önce. Ben yanlış bilmiyorsam beni düzeltebilir izleyicilerimiz de. Ankara gücüyle Samsun Spor'un Nurullah'ın transferinde bir anlaşması vardı. Oynama noktası mı? Ankara gücü Süper Lig'de kalırsa Nurullah'ın sözleşmesinde bir madde var. 1 milyon euroya otomatikman sözleşmesini alır diye Ankara gücü. Hı hı. Eğer ben yanlış biliyorsam videonun altına yazsınlar, bizi uyarsınlar. Ben öyle biliyorum. Hatta bu Ankara gücü forumlarında da hep konuşuluyor. Hatta Ankara gücünde bir isim var biliyorsun. Onun verdiği haberler hep doğru Ankara gücü forumlarında. Senin adaşın hatta isim olarak. Onun, o da hani yönetime yakın bir isim. O paylaşmıştı hatta ilk gittiğinde Nurullah. Eğer öyle bir şey olursa ben Samsun Spor'un yerinde olsam dua ederim Ankara gücünün ligde kalması için. 1 milyon euro 1 milyon eurodur. Ligde kalırsa 1 milyon euro bonservis mi verip alacak? Otomatikman. Öyle bir madde konduğuna dair. Vallahi ben şu an Nurullah Ankara gücünden kiralık gitti Gençler Birliği'ne ikinci devre için. Ben vallahi çok doğru olduğunu inanmıyorum. Eğer öyle bir şey olsaydı Nurullah buraya vermezlerdi bir de. Hiç oynatmadılar ki ama. Hani kullanırdı da. Gökhan Akkan sakatken de hep Bahadır oynadı Ankara gücünde. Vallahi ben hiç sanmıyorum öyle bir para peki olduğunu. Yüksel çok Başkan'a da sorarsın olmadı sen. Sorarız da ben. Yani eğer zaten varsa Ankara piyango zaten olur, büyük yanlışı da. Samsun için Samsun piyango için olur. Büyük piyango. Euro'da 20 milyon TL fıstık gibi para. İyi para olur. Nasıl buldun Samsun Spor'u? Osman Hoca Haris'i yedek başla. Ne Osman Hoca'sı şey? Hüseyin Hoca. Pendik'e gitti kafam. Osman aynen Hoca deyince Hüseyin Hoca. Osman Hoca seni mi andı yoksa? Bilmiyorum vallahi. Bana da mı sinirlendi? Osman Hoca bu aralar çok sinirli. Gene dün cezalıydı. Bana da kızmış olabilir. Haris yedek kaldı. Ali Ülgen başladı 11'de. Soner Aydoğdu'yu Hoca yine 11'de başlattı. Ali Kağan 11'e geri döndü.
Douglas'tan geri döndü. Ahmet Saat yedek başladı ama ilginç bir durum oldu. Hocanın 11'e geri döndürdüğü Ali Ülgen ve Ali Kağan devrede 46'da hemen oyundan çıktılar. Hüseyin Hoca'nın Soner'i çıkarması çok doğruydu. Sarı kartı vardı. Maçta çok gergindi. Kötü oynadı zaten. Bir de Soner penaltı yaptırdı ki çok net. Kabak eline gibi çarptı. Penaltı. Eli böyle açık yani. Kabak oğlu Kabak penaltıydı. Neler söyleyeceksin sen Ali ve Ali Kağan için ilk 11'de başlayan iki isim şimdi için? Şimdi o konuya geleceğim hemen ama tabii. Öncesinde bir şey söyleyeyim kısa. Ardından hemen sorduğun tamam. Soruya geleceğim. Şimdi maçtan önce Samsun Spor taraftarlarına alkol testi falan yapıldı. Onu ben anlamadım ya. Şimdi Türkiye Türk futbolunda son dönemde ki son döneme kadar değil şu ana kadar böyle bir şey yapılmadı. Bir, eğer ki bu hafta sonu oynanan maçlar öncesinde federasyon karar alıp tüm maçlarda yapsa anlarım. O ayrı. Ama sen onu yapmıyorsun sadece yani. Samsun Spor maçında yapıyorsan ben bunda bir art niyet ararım. Ve Samsun Spor taraftarına uygulanan şiddete de buradan şiddetle karşıyım. Evet tabii canım. Ben futbol, Samsun Spor kulübü yerinde olsam buna acilen orada çalışan emniyet görevlisi, işte güvenlik görevlisi kim varsa acilen soruşturma açılmasını talep ederim. Onu da buradan söyleyeyim. Tekrardan o Samsun Spor taraftarlarına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'de son dönemde garip garip olaylar oluyor. Ama ben bunu biraz da şeye bağlıyorum. O Bursa Spor Amespor maçında yaşananları alkışlayanlardan sonra dikkat et. Her maçta kavga çıkıyor. Fiorentina maçında oyuncuya yumruk atıldı. Aynen. Samsun maçında bu yapıldı. Sakarya Samsun Spor maçında kavga çıktı. Çıktı. Bir maç daha vardı hatırlayamadım. Her maçta bir şey çıkmaya başladı. Fenerbahçe Sevilla maçında. Ben bir Sivaslı olarak yani Fiorentina maçında yaşanan olaydan dolayı utanç duyuyorum. Ya Vital şey İtalyan oyuncunun ne günahı var orada sahaya dalıp adama vuruyorsun gencecik futbolcuya. Aynen öyle. Sağlam bir ceza inşallah oradan verilecektir Sivas Spor'a ve hani bizim Türk ama Bahçeli takımları... çıkıp ne dedi? İşte duruş sergilerine tebrik ediyorum dedi. Ya onun kafasına göre o zaman bütün bu şiddeti yapanlar alkışlamamız lazım. Ahmet maçında olan olaylardan dolayı mı? Sen bir şiddeti alkışlarsan nerede olursa olsun bu dünyanın beni ilgilendirmez. Ben şiddete bakarım. O zaman da dedik yanlış. Her zaman da diyoruz. Bu tür olayların tasvip edilecek bir yanı Samsun yok. Samsun Spor maçında da söyledik. Kabul Sakarya maçında. Bu şimdi de söylüyorum. Sevilla maçında da söyledik Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe taraftarını yaptı. Polis arkadan copla vuruyor taraftarı. Hem o hem de Fenerbahçe Sevilla maçında taraftarını yaptıklarını da söyledik. Maç durdu ya hani rövanş maçında Kadıköy'de. Hepsini söylüyoruz. Doğru. İşte bir şey bak dikkat et. Ahmet maçından sonra bunlar patladı iyice. Her şey herkes onayladı. Ben Samsun Spor'un güçlü bir başkanının olmasından dolayı Yüksel Başkan gibi güçlü bir başkanı var. Bu çok büyük avantaj. Gücünü hani, kullansın diyorsun. Yüksel Başkan'ın gücünü kullanacağını düşünüyorum. Aynen. Çünkü Yüksel Başkan geçtiğimiz yıllardaki gibi değil. Daha aktif durumda. Zaten ilk çıktığı yıl lige maalesef başkan hastaydı. O sene hani başkan etkisiz kaldı ister istemez. Aynen. Geçen sene de hatalar yapıldı ama başkan zaten kendi de kabul ediyor. Bu sene ustalık yılımız diye. Zaten şu an takımda lider. Daha etkili Yüksel Başkan. Geçtiğimiz yıllara oranla hani kendini gösterme anlamında. Ben başkanın bu duruma da bir el atacağını inanıyorum. Aynen inşallah atılır. İnşallah. Senin sorduğun soruya geçeyim. Aliler için ne düşünüyorsun? İki Ali için. Aynen şimdi Ali Ülgen zaten son dönemde çok formsuz, çok kötü oynuyor. Hatta birkaç maç sakatlığından dolayı oynamamıştı. Sonradan geçen hafta da 11'de başladı. Sakarya maçında 11 oynadı. Bu maçta da 11'de başladı. Bandırma maçı. Toplamda 3 maç üstü 11'de başladı Ali Ülgen. Ama yani özellikle son 2 maçtır oyundan alınıyor ve performansı iyi değil. Ali Kağan Gültekin'in oyundan alınmasını erkenden ben çok anlayamadım. Soner'in alınması doğruydu. Hem penaltı yaptırdı, sarısı vardı. Hem de performansı iyi değildi ama hoca da son 2 haftada Ali Kağan'a takmış durumda. Ali Kağan'ın bence böyle göze batan kötü bir performansı yok. Şimdi ben Celil'le kıyaslayacağım. Celil 10 hafta 12'yi 13 hafta kötü oynadı. Bir bandırma maçında iyi oynadı. Kesilmedi. Celil son dönemde. Bak 10-12 hafta aralıksız oynayıp kesilmedi. Doğru. Ali Kağan ne oldu da böyle bir anda kesildi? Ali Kağan'da şöyle bir düşünce olabilir mi? Ben burada sadece kendi adıma bir komple teorisi gibi bir şey üretiyorum. Şeytanın avukatlığı tarzında. Ali Kağan Samsun Spor'un futbolcusu değil biliyorsun sözleşmeli. Kiralık oyuncu. Aynen. Burada şöyle bir düşünce olabilir mi? Biz kendi sözleşmeli futbolcularımızı daha çok oynatıp parlatalım gibi. Hı hı. Samsun Spor'da Süper Lig'e çıkıyor. Belki bu oyuncuları parlatıp beklenmedik paralara satarız gibi bir düşünce olabilir mi? Kimi parlatacak hiç girdiği? Cihan'ın olayında mı? Cihan mesela son maçlarda fena değil. Yok, Cihan asistler de yapıyor. Yaptı, iyi oynuyor. Celil'e iyi bir bonservis verildi. Belki Yüksel Başkan bunu çıkartmak isteyebilir. Atıyorum. Şimdi Cihan
Evet, bu sene çok daha iyi. Girdi maçlarda etki yapıyor da Cihan şu anda orada öyle bonservis edecek noktada iyi. Bence de zor da. Biraz için. Daha bu oyuncuların üstüne düşmek gibi olabilir. Bence senin dediğin gibi bu biraz teori oldu. Şey, komple teorisi oldu. Çünkü Ali Kağan benim oyuncum değil. Samsun Spor cephesinden baktığımda. Sezon sonu git kulübüne geri dönme ihtimali var. He, opsiyonunu alırsam bende kalır. Ama şu anda benim uzun sözleşmeli futbolcularım varken hani biraz Ali Kağan ondan geri plana mı gitti diye düşünüyorum. Vallahi öyle olsa o zaman haftalarda oyuncu niye oynatsın ki? İyi de oynuyordu bir de yani. Veya niye transfer yapsın diyelim daha doğrusu. Şimdi mantık olarak baktığın zaman da dersin ki ha, bonservisiyle alsa dersin ki tamam alayım da devre arası sen bu adamı zaten kiralık getirdin. Sezon başı geldi Ali Kağan. Şey yani sezon başı geldi pardon. Şimdi devre arası sezon başı geldi. Şimdi senin de kadronda Cihan Kahraman var. O zaman sen kiralık... Celil var bir de. Celil zaten bonservisti ama doğru. Takımda var anlamında söylüyorum. Cihan zaten vardı ya. Celil geçen transfer. Sene de vardı Cihan. Şimdi o zaman sen o oyuncu transfer ettiğin zaman da o zaman şöyle düşünmen lazım. Bu adam kiralık alıyorum sezon başında. Sezon sonu zaten gidecek. Ben onu yapacağım yerde kendi oyuncumu oynatmayayım mantığıyla bakması lazım o zaman. O da o. Hani evet. Bence öyle bir nokta yok. Ben bence de yoktur da biraz öyle düşündüm son dönemde. Bence öyle yok. Bir de Ali Kağan Samsun taraftan da soralım. Bir de Ali Kağan iyi oynarken de bir anda kesildi yani. İşte hani onu diyorum ya hani şimdi bak Celil. Sağ bekte oynuyordu bir ara Ali Kağan 5'inin sağında. Şimdi Celil Yüksel 10 haftadır kötü neredeyse. 15 haftadır. Hatta sezon başından bir beri kötü. Bir tane iyi maçı var Bandırma son dönemde. Yani bu kadar hafta evet. Kötü oynayan adamı kesmeyip de Ali Kağan'ı bir anda kesmen bir soru işareti kafamda. Ben de işte anladın öyle mı? Mi oldu diye düşünüyorum. Ben sanmıyorum kendime. Öyle olduğunu. Ben de sanmıyorum öyle ama bir şey işte yok. Niye kesildi onu da anlamadım. Şimdi sana bir örnek daha vereyim. Bu takım Soner Aydoğdu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Doğru. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Barış Alıcı da 2,5 yıllık. O da. Şimdi Soner Aydoğdu zaten bitik. Şimdi bu adam Süper Lig'e çıktığımı hiç kaldıramaz. Bak ben bence sana de söyleyeyim. Oynayamaz. Şimdi mesela Samsunspor'un sözleşmelerde yaptığı hatalar da var bu anlamda. Ama şu an işleri iyi gittiği için onlar pek göze gelmiyor. Ama işte seneye çok önemli. Şimdi biz mesela geçen hafta ne söyledik? 8 tane takım her sene Süper Lig'de ligde kalmayı oynuyor. Senin bu 8 takımın üzerinde yani 8 takım düşünerek kafanda bunun üzerinde bir kadro planlaması yapman lazım. Ama senin böyle bitik oyuncuların olduğu zaman da sıkıntı. Kadroyu da çok aşamayacaksın. Ve elinde 2 tane 2,5 yıllık yeni transferin var devre arasında. Seneye bu takımda kalacaklar. Kalmazlarsa parasını verip göndermek zorundasın. Süper Lig'de zorundasın. Oynayabilirler mi? Büyük soru işareti. Bence Barış'tan Soner oynayamaz bence mesela. Bence de muamma yani. Çok çok zor. Hani o yüzden ben Ali Kağan noktasında öyle olduğunu düşünmüyorum. Fofana 60'da girdi. Evet. Lauran'ın yerine. Celil Kılkartı da girdi. Sakat 81'de girdi. Emre Gültekin hiç girmedi. Polat Yaldır hiç girmedi. Sevindirici bir nokta oldu. Mücahit kadroya döndü. Aynen öyle. Geçmiş olsun dileklerimizi de tekrardan Mücahit'e yöneltelim. Sen Samsun Spor'un oyununu nasıl buldun? Futbolunu. Yani Samsun. Son oynanan özellikle Rize, Sakarya, Bandırma 3 maçın karşılığında. Samsun Spor son dönemdeki en kötü futbolunu oynadı bence. Çünkü rakibi de can derdinde olduğu için Gençler Birliği çok asıldı maça ama yani Dukar'a çok vurdum duymaz bir penaltı kullandı mesela. Çok kötü kullandı. Hı hı. Ya Samsun Spor kötü oynarken çok kritik bir 3 puan aldı. Osman bence çok iyi mücadele etti. Osman yine iyilerden biriydi. Osman iyi oynadı. Yunus Emre de çok iyiydi. Evet, Yunus Emre'nin maşallahı var. Çok iyi oynuyor. Laura'yı niye 60'ta çıkardı hoca çözemedim. Bence yine erken aldı. Fofana ile Laura yan yana oynasa bence çok iş yapabilirlerdi. Bugün bunun cevabı var bende. Ne gibi? Milli takıma gidiyor ya. Gitsin. Bolu Altınordu maçlarında yok. Tamam. Laura da hani kendisini biraz daha sakınmak için zaten 2 maçta yok. Bence o erkenden oyundan çıktı. Ama Douglas çok oyunda kaldı ya. Şimdi zaten şöyle bir nokta var. Laura çok iyi değildi bu maçta. Bence de Douglas'ı değil. Zaten hoca her hafta böyle yapıyor oynadığı maçlarda. Çok geç alıyor oyundan. Hani ben buna da şaşırmıyorum ama Laura'da bence milli takım etkisi de var. Ben öyle Fofana düşünüyorum. Fofana Laura ikilisi etkili olmaz mıydı? Olur, süper. Gençler Birliği'nin Fontaine ve Alperen Babacan'a karşı. İkisi zaten Hallaç Pamuğu gibi atardı ama bence kızlarıyla. Laura'da milli takımdan dolayı bence hoca çıkarttı diye düşünüyorum. Ha belki ondan dolayı olmamış da olabilir ama bana göre öyle. Ya bu da bir etkendir. Ahmet Saat da çok geç girdi ya. Ahmet Sakat çok yani 81 çok geçti. O da zaten girdikten sonra forvetten çok defanstaydı. Kornerde gelip bir iki top çıkardı kafasıyla hatta. Hı hı. Torhen'in kullandığı kornerde falan. Ya bilmiyorum hani Samsun Spor çok kötü oynadı ama çok kritik bir 3 puan aldı. Ya zaten sana ben bir şey söyleyeyim mi? Şu anda artık final haftalarına giriyoruz. Tabii iyi oyun hikaye. Bir saatten sonra oyun yani aynen. İyi oyun hikaye noktasına geldi. Maçları kazan işi bitir. Nasıl kazanıyorsan kazan. Aynen hani şimdi 12. haftada değiliz. Tabii. 8. 9. haftada değiliz. O zaman olsa deriz ki bu ne oyun. Tabii. İleriye ışık vermiyor deriz de. Tabii. Samsun Spor zaten liderliği yer aldı. Rakipler puan kaybetti. Yani Keçiören gücünden alıyorum.
Baktığın zaman da zaten sen Sakarya Rize'yi kırdın kazanarak. Bandırma'yı da yendin. Hani Bandırma'nın zaten iki iddiası yoktu da. Rahat doğru. Kazanarak en azından yine galibiyet serisine devam ettin. Hani o yüzden bu saatten sonra alınan 3 puanlar önemli. Ben 10 tane pozisyona girdim. Çok iyi oynadım, çok kötü oynadım noktası yok. Tabii. Bu saatten sonra kazanan takımlar... Haklı. Yani 2-2'de olan takımlar daha doğrusu. Çıktığı zaman da işi bitirmiş olacak. Mesela 2021 sezonunda Giresunspor da son haftalarda kötü futbola doğru gitmişti. Bir şekilde kazanıyor. Hatta Samsun maçına kadar 3 maçtır kazanamayan bir Giresun vardı. Doğru, evet. Samsun maçında da çok kötü oynamıştı. Samsun tek kaleydi. E ne yaptı Giresun? Geride kabul etti oyunu. Samsun saldırdı. 9 kişi Samsun kaldı. 9 kişi kaldı. Giresun 2-0 aldı. Sonraki maçlarda da yine iyi oynamadan tutuk bir futbolda 2'de kalarak Süper Lig'e çıktı. Şimdi Samsunspor da artık bu saatten sonra skor almaya odaklı oynayacak. Tabii. Fark etmiyor. İyi oynasın, kötü oynasın. Artık farkı açmış. Ha, yakın gitsen iyi oyunu en azından bakarsın. Dersin ki lan puan farkı yakın gidiyor. Kötü oynuyoruz. Hani bir yerde takılabiliriz diyeceksin de puan farkı 7 olmuş ve Samsunspor bir de bu sene Hüseyin Hoca bir takıma sistem oturttu. Öne geçtiği maçlarda Samsunspor gol yemiyor kolay kolay. Geriye düşmüyor. Eyüp maçında 1-1 oldu ama ardından Allah pamuğu gibi attı. Evet. 4-1 bitti maç. Yani Hüseyin Hoca gol de yemiyor ben sana söyleyeyim. Hüseyin Hoca'yı biraz kısmetli görüyor musun, şanslı? Görüyorum. Sakarya maçı ve bu maç için diyorum. Ben sezon genelinde kısmetli görüyorum iki nedenden dolayı. Birincisini geçenki programda söyledim. Yüksel Başkan'ın bu sene az hata yapması bir ve rakiplerinin çok daha fazla hata yapması. Yönetimleri, hoca seçimleri, transferleri. Önceki sezonlarda hep Samsunspor rakiplerinden çok daha fazla hata yapıyordu. Bak bu sene geçen de saydım. Rize Spor hata yaptı. Bandırma Spor hata yaptı. Pendik Spor hata yaptı. Bolu Spor hata yaptı. Kendini yaktı. Sakarya Spor hatalar yaptı hoca seçimlerinde. Hep rakipleri kendisini yaktı. Keçeren gücüne falan katmıyorum zaten. Çünkü Keçeren gücünün zaten iki hedef olmadığını haftalardır söylüyoruz. Keçeören gücü playoff'a bile kalamasa sıkıntı değil. Aynen ama. Öyle. Onlar hani o Göztepe zaten sezon başı iyi bir planlama yapamadı. Çok yani cılız bir kadro kurdu. Sponsor public aldı ama hiçbir başarı, hiçbir beklenti. Almasa daha iyiydi. Almasa daha iyiydi. Yani biz gitsek daha çok iş yapardık. Yani. Hani o yüzden Samsunspor'un bu sene böyle bir kısmeti var. Hatta bize bir soru daha geliyor. Onu da cevaplayayım. Ben burada şimdiden görüşümü belirteyim. Diyorlar ki Hüseyin Eroğlu hoca sizce Süper Lig'de takım başında kalmalı mı, iş yapar mı? Şimdi ben oraya eklem yapayım. Şimdi şampiyon olan bir takımın... Şimdi mesela Eyüpspor'da biz şampiyon olacağını düşünüyoruz. İlk ikiden yani. İki ama takım. Mesela orada söylüyorum. İbrahim Üzülmez'e bence kesinlikle başlamamalılar Süper Lig'de. Bu bir. Ama Samsunspor'da Hüseyin Hoca şampiyon olursa bence o şans hak ediyor. Bence başlanmalı. Ama diyorum altını çiziyorum iş Hüseyin Hoca'da bitiyor. Eğer ben Süper Lig'e çıktığım zaman da Süper Lig'de kalıcı bir hoca olacağım diyorsa öne geçtiği zaman da skoru koruma yönelik oynamaması gerekiyor bu bir. Tabii. Oyuncu değişikliklerinde hata yapmaması gerekiyor bu iki. Yani bir oyuncuya takmaması gerekiyor üç. Yani takmaması gerekiyor derken şu anlamda bir adam kötü oynar tak oynatma eyvallah. Ama bir adam girdiği maçlarda skor yapıyorsa veya senin ilk 11'de oynayan oyuncun çok kötü oynayıp sen onda hala diretiyorsan bu hatadır. Olmaz. Yani bunları eğer hoca çıktığı zaman da Yüksel Başkan'la devam etmek isterse ki bence edecek, etmesi de gerekiyor. Edecek mi diyorsun? Bence eder, etmesi de gerekiyor zaten. Evet. Bak çünkü şampiyon yapıyorsun, bu şans hak ediyorsun. Çünkü İbrahim Üzülmez hocanın zaten bu maç bu ligden Eyüpspor'daki oyunundan bize bir referans var. Süper Lig'den bir referansı var. O yüzden zaten yapamayacağını rahatlıkla söyleyebiliyorum. Mesela sana geçen senden de örnek vereyim. Eyüpspor'da Hamza Hamzoğlu takım başındaydı ya. Diyelim ki o başarılı gidip playoff'a kalıp o da Süper Lig'e çıksaydı gene aynısını söylerdim. Veya Samsunspor'dan örnek vereyim. Fuat Çapa takımı playoff'a sokup playoff'tan çıkarsaydı gene aynısını söylerdim. Ama Hüseyin Hoca'da farklıyım. Hüseyin Hoca Altın Ordu'dan sonra ilk defa bir takımda çalıştı. Evet. Samsun'la Süper Lig'e çıkacak ve çıktığı için de şampiyon olarak bu hoca kalmayı hak ediyor. Süper Lig'de takım başında olmayı hak ediyor. Hatta biz bunu Recep Uçuhan Hoca için de konuştuk. Kalmalı. Hatta iş yapacağını düşündüğümüzü söyledik onun için. Ama mesela Hüseyin Hoca için yapar yapmaz demiyorum. Şans hak ettiğini söylüyorum. Yaptığı hatalardan bahsettim. Bu benim futbol görüşüm. Başkaları der ki şu hatası var veya benim hata dediğim hata değil der. Doğru der. O ayrı bir şey. Ama benim futbol görüşüm anlamında iş hocada bitiyor. Bunu da buradan açıklayayım. Zaten sezon sonu geldiği zaman da detaylı konuşma yaparız. Benim için rahat Samsunspor'la ilgili yaptığım görüşte. Samsunspor bu saatten sonra vermeyecek. Samsunspor Süper Lig'de. Taraftarlar böyle biraz endişeliydi ya. Ben geçen hafta da söyledim. Bu sene o seneler gibi değil. Bitti o iş. Yakalayacak bir takım yok. Çok fazla hata yaptılar. Gençler Birliği için neler söyleyeceksin? Öncelikle Gençler Birliği taraftarlarından da özür dileriz. Kulübün geçen hafta 100. kuruluş yıl dönümüydü. Onu
kutlamayı unuttuk. Onu da kutlayalım. Aynen, kusura zaten bakmayın. Biz çok fazla şey konuşuruz yani bazen. Hani onu kaçırdık. Aklımıza kalmayabiliyor. Mesela bugün de Şanlıurfa Spor'u konuştuk. Başkan değişti. Onu da konuşmayı unuttuk mesela. Evet, biz çarşamba biz yani 3 tane 5 tane takım konuşmuyoruz. Biz toplamda 3 tane lig gibi konuşuyoruz. Bir ligde 2 grup var. Toplamda 38-39 takım. Burada var 57 takım. 18 ligde takip ettiğimiz ligler var yurt dışında. Doğru. Süper ligler. Biz yani normal ana medyada gördüğünüz insanlar gibi 2 tane 3 tane takımla konuşmuyoruz. Biz çok daha fazla emek harcıyoruz bu işe. O yüzden unutabiliyoruz bu noktada. Aynen, kusura bakmayın diyelim. Yani gençleri nasıl buldun? Şimdi ben Gençler Birliği'nin iptal edilen golüne geleceğim. O pozisyonda net faul var. Osman Çelik'in ayağına basılıyor. Ben sana maçtan sonra o pozisyonda Mustafa Dalcak'ta demiştim. Pozisyonu tekrar tekrar izledim. Osman Çelik'in topuğuna basılıyor. Orada net faul. Orada faul var. Net faul pozisyon. Orada faul var. Bir de Osman Çelik'in zaten ben bu yanını çok takdir ediyorum. Böyle oyuncuları da zaten çok seviyorum şey olarak. Senin takımında oynarsa böyle oyuncular çok seversin. Rakip takımda da oynarsa nefret edersin. Hani Volkan Demirel gibi, Melo gibi, Emre Belözoğlu gibi. Osman Çelik'in şu yanı çok iyi. Osman hakemleri de çok iyi etki altına alabilen bir oyuncu. Aynen. Bir şey olduğu zaman falan böyle hemen hakemin gidiyor, yakasına yapışıyor. Kesinlikle. Orada mesela hakemi de Osman etkiledi. Tamam, pozisyon faul. Ama belki VAR'dan çağırmayacaklardı ya da hakemin VAR'a gitmeye niyeti olmayacaktı. Hı-hı. Osman gol olur olmaz hemen gitti hakeme, hurra hücum etti. Aynen. Sen orada bir kafasına giriyorsun. Bunlar biliyorsun bir laf vardır. Aşkla ve savaşta her yol mübahtır diye. Futbolda da böyle. Bizim ülkemizde zaten böyle direkt futbolda. Osman orada gitti direkt hakeme etkiledi bir yani. Yapıştı. Hı-hı. Kesinlikle öyle ama pozisyonda zaten hakemin kararı doğru. Ama söyleyeyim. Belki hiç VAR'a falan gitmeyeceklerdi yani. Belli de olmazdı. Çünkü Gençler Birliği'nin gol sevinci falan bayağı da uzun sürdü gördün yani. Evet. Gitmeyebilirlerdi. Osman orada çok iyi yapıştı hakeme. Aynen öyle, kesinlikle. En çok o itiraz etti direkt yani, gitti yapıştı. Evet, o itiraz etti en çok. Samsun Spor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Tabii ki. Önemli ve değerli 3 puan aldı. Sen Samsun Spor'un Süper Lig'de çıktığını düşünüyor musun? Anormal bir durum olmazsa yani, çok acayip bir olay. Kırmızı kar yağması gibi olur. Benim kadar rahat söylüyorsun sen de yani. Bir de bu hafta Eyüp Rize maçı var ya. Evet. O maçı Eyüp alırsa Samsun'la Eyüp artık %100 ya çıktılar. Ya yok, ben zaten o maça falan bakmıyorum. Bence Eyüp Rize'ye kaybederse Eyüp'le Rize ikincilik için çekişirler ama. Eyüp Spor tamam, kötü oynuyor. Hiçbir sıkıntı yok. Herkese katılıyorum. Biz de söylüyoruz zaten. İbrahim Üzümez biraz önce de açıkladım ama Eyüp Spor'la Samsun Spor ikiden çıkacak Süper Lig'e. Ama Eyüp çok ince bir çizgide gidiyor. Hocalar dolanıyor başkanın iş öyle merkezinde. Öyle de bilmiyorum, o işte kötü futboldan dolayı. Takım karışabilir Samsun mi? Samsun Spor'la Eyüp Spor 2022-2020 sezonun sonunda direkt olarak Süper Lig'e çıkacaklar. Eyüp Spor kendi kendini sıkıntıya soktu. Fantazi yaptı Eze'yi yollayarak. Aynen öyle. Samsun Spor çok gerilerden geldi. Büyük bir avantaj yakaladı. Her şey Samsun Spor'un elinde. Cuma günü de Altın Ordu ile maçı olacak Samsun Spor'un. O maç da 2020-21 sezonunun rövanş maçı olarak görülüyor. Playoff'ta elendiği zamanın. Evet. Bakalım. Bakalım ne olacak. Samsun Spor da belki kazanarak Altın Ordu'yu sıkıntıya sokmak isteyecek. Evet, doğal olarak. Onu da çarşamba günü konuşacağız. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Tabii. Çarşamba günü Samsun Spor Altın Ordu maçında tekrardan görüşmek üzere. Ben de sana teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bizi izleyen izleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Samsun Spor'da galibiyetinden dolayı kutlayalım. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.